Haberci.com'dan merhabalar, ben Helin Genç. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'ya gitti. Bu ziyaretinde de Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile görüştü. Musk da 7. Tesla fabrikasının Türkiye'de kurma teklifini yaptı. Peki bu fabrika gelir mi Türkiye'ye? Nasıl bir yatırım olur bu? Detayları Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız ile konuşacağız. Hoş geldin Yiğitcan. Helin, hoş bulduk. Şimdi sen güzel bir haber derledin aslında. Bu Tesla ile ilgili 7. fabrika kurulacak ki geçtiğimiz günlerde aslında TOGG'un Türkiye'de satışının başlaması birlikte Tesla'nın da satışı başlamıştı. Bunu da konuşmuştuk. Bir Tesla açılımı oldu Türkiye'de. Şimdi de fabrika acaba gelir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir isteği var ama tek isteyen de Türkiye değil sanıyorum. Bununla ilgili bilgiler sende. Ne diyorsun? Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Musk'a yaptığı bu davet aslında sıfırdan ortaya çıkan bir davet değil. Önce bunu söylemek lazım. Çünkü zaten Tesla uzunca bir süredir yeni fabrikasını açmak için lokasyon bakıyor. Bunu da sadece Avrupa'da değil, yaz aylarında Hindistan'da da bir görüşme gerçekleştirdi. Yani farklı coğrafyalarda yeni fabrikasını açmak için dünyadaki 7. fabrikası, Amerika dışındaki de 3. fabrikasını açmak için lokasyon arayışında. Dolayısıyla bu görüşmede, yani Elon Musk'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede böyle bir deneme denk geldi. Büyük ihtimalle Erdoğan'ın danışmanları bu konuda bilgilendirmiş ki Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda Musk'a bir davette bulundu. Tabii bu olur mu olmaz mı başka bir konu ama şuna belki değinmek lazım. Tesla nerelerde görüştü? Yani hangi ülkelerde görüştü? Bu görüşmeler nerelere evrildi? İstersen kısaca bundan bahsedelim. Tabii ki. Şimdi biz en başta Haziran ayında Elon Musk'ın kurmaylarını İspanya'ya gönderdiğini duyduk. Ve İspanya'nın Valencia bölgesi, ki Valencia bölgesi de Avrupa'nın sayılı otomotiv üretim üslerinden bir tanesi. Burada Tesla'nın yaklaşık 5 milyar dolarlık bir fabrika yatırımı yapacağı şeklinde İspanyol basınında haberler çıktı. Fakat sonradan bunlar gerçekleşmedi. Ve Elon Musk da bu haberlerin üzerine aslında adeta bunları yalanlayan biçimde İtalya Başbakanı Meloni ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme her ne kadar resmi olarak hani içeriği yapay zeka ile ilgili olduğu söylense de şirket kaynakları bunun İtalya'daki bir muhtemel Tesla fabrikası için olabileceğini aktardı. Bu görüşme üzerinden çok geçmeden bu sefer biz Elon Musk'ı Fransa'da gördük. Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ve ardından Fransız kamuoyunda ve yetkililerinde Tesla'ya karşı bir yoğun davet kampanyası başladı. Bizzat Emmanuel Macron buna öncülük etti ve Tesla'ya sürekli bize gel, ülkemize gel, burada yatırım yap şeklinde davetler gördük. Fakat Tesla cephesinden ne İtalya, ne İspanya, ne de Fransa konusunda bir resmi açıklama gelmedi. Daha sonrasında ilerleyen günlerde gündeme şöyle bir haber geldi. Tesla'nın yöneticilerinin Hindistan'a gittiği ve Hindistan'da bu sefer ülkenin Ticaret Bakanlığı yetkilileri görüşme içerisinde olduğu açıklandı. Daha doğrusu bu kulis belgesi edildi. Bu da yine resmi açıklama değildi. Kendimi düzelteyim bu noktada. Burada Hindistan'da yalnız şöyle bir farklılık var. Tesla'nın daha ucuz bir model üretmek için Hindistan'da olmak istediği ve bu modelinde en ucuz, yani şu anki en ucuz modelinden yaklaşık %25 daha ucuz olacağı konusunda bir yine kulis bilgisi edinildi. Fakat bütün bu sürecin ardından Tesla'nın yeni fabrikasının nerede olacağı yine bir gizemli şekilde kalmaya devam ederken aslında biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Elon Musk'ın görüşmesini gördük. Dolayısıyla burada evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı çağrı önemlidir. Dikkat çeken bir gelişmedir. Fakat Tesla Türkiye gelir mi gelmez mi? Yine bu konu gizemini koruyor. Çünkü Tesla cephesinden bir açıklama biz görmedik. Ama tabii şundan belki değinmek lazım. Tesla yani yılda şu anda neredeyse 2 milyon adet araç üretme kapasitesi bulunan bir şirket. Bütün dünyada, Çin'de, Almanya'da, kendi ülkesinde, şimdi Meksika'da yeni bir fabrika açacaklar. Bütün bu fabrikaların toplamında yıllık 2 milyon kapasiteye sahip bir şirket olduğunu resmi açıklamalardan öğreniyoruz. Baktığımızda Türk otomotiv sanayisini de şu anda Selin hepsini kullanmıyoruz. Biz %70'i kullanıyoruz ama kapasitemiz şu an 2 milyon adet civarında. Toplam otomotiv üretiminden bahsediyorum Türkiye'nin. Yani baktığında aslında Tesla tek başına bizim yerli sanayimizi de aslında başa baş büyüttükte diyebiliriz. Bir diğer rakam da aslında paylaşalım. Tesla'nın pazar büyüklüğü de aslında baktığımızda Türkiye ekonomisinin aslında eşdeğer olduğunu görmekteyiz. Yani hakikaten büyük bir şirket. Şirketi de değerli bir şirket. Şirket değerli bir şirket. Tesla yani şu an baktığımızda dünyanın 7. en büyük şirketi diyebiliriz. Burada tabii şu da önemli. Tesla'nın yani
pazar büyüklüğü anlamında da Türkiye'ye işte 900 milyar dolar tabii küsuratı var bunun. Türkiye'nin bir gayri sahafi milli hasıla büyüklüğü var. Tesla'nın da pazar büyüklüğü 870 milyar dolar büyüklüğünde. Aslında yani ekonomik anlamında da baktığımızda Tesla yine Türkiye'ye denk bir şirket diyebiliriz. Dolayısıyla burada bütün ülkelerin, yani Avrupa'nın belli başlı ülkelerinin, Hindistan'ın belki açıklanmayan başka ülkelerin de Tesla'nın peşinden koşması aslında bu büyüklük sebebiyle, yani gerçekten büyük bir şirket. Yatırım anlamında bir göster niteliğinde, arkasından diğer yatırımlar da çekebilecek bir şirket olduğunu söyleyebiliriz Tesla'nın. Tesla Türkiye kamuoyunda biliyorsun tanınmaya başlandı. Mart ayında otomobillerini resmi olarak satmaya başladı. Her ne kadar bu resmi satış adeti açıklanmasa da yollarda her geçen gün sen de ben de daha çok Tesla görmeye başladık. Demek ki burada kamuoyunun Tesla'ya karşı bir ilgi de söz konusu. Eğer tabii Tesla Türkiye'ye gelirse burada yapacağı bir üretim mevcut modellerinin yani Almanya'da üretip de burada satılan modelinden daha ucuz fiyattan tüketicinin Tesla almasını yol açacaktır. Çok güzel özetledin genel olarak süreci. Neden istediğimizi de aslında tüm dünya neden istediğini aslında diğer ülkelerin İspanya'dan, Avrupa'dan Hindistan'a kadar uzanan bir geniş yelpazede görüşmeler sürmüş. Bizim için de şunu söylemek gerekiyor galiba, yeni ekonomi yönetimiyle birlikte aslında yabancı yatırımcının Türkiye'ye çekilmesiyle ilgili de yoğun görüşmeler sürüyor. Her ekonomi yöneticileriyle bununla ilgili konuştukları zaman bunu konunun altına vurguluyorlar. Biz de bakalım, olursa Türkiye için Tesla gerçekten güzel bir yatırım olacaktır. Şunu da söyleyelim. Potansiyel olarak nereye görebilirsin sence? Türkiye'de olsa neresi? Hani hangi bölge olur? Ne dersin onunla ilgili? Yani biliyorsun daha önce Volkswagen'in bir Manisa'da bir şirket kurmuştu. Burada bir arazi tahsis edilmiş Volkswagen'e. Yine Manisa bölgesi olabilir. Çünkü Manisa bölgesi hem lojistik anlamında verimli bölge, hem sanayisi gelişmiş bölge. Tabi bu yani tamamen geçmişte bu olduğu için şu an bu yorum yapıyorum. Yoksa bir bilgi sahibi değilim. Türkiye'de biliyorsun genelde otomotiv fabrikaları Bursa bölgesinde ve İzmit bölgesinde, Kocaeli bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Tabi burada şey önemli, yani muhtemelen lojistik anlamında limanlara ve demir yolu ulaşımına erişimin kolay olacağı bölge seçecektir. Sanayinin gelişmiş bölge olmasına bakılacaktır. Avrupa'ya rahat gidebilmesi. Evet, sonuçta burada üretilen araçlar tabii ki ihracat edilecek. İhracat boyutu olacak. Dolayısıyla burada lojistik bence birinci konu diyebiliriz. Bir de şu var, yani tabii burada yani Türkiye gelsin de nereye gelirse gelsin aslında demek daha doğru. Burada lokasyon konuşmaktan ziyade şunu belki altını çizmek lazım. Şu an baktığımızda biz Türkiye olarak burada Avrupa'da şu anda otomobil üretiminde 6.'yiz. Yani Avrupa'nın en büyük 6. otomobil üreticisiyiz. Toplam otomotiv, yani ticari araçla baktığımızda, ki ticari araç üretiminde Avrupa'da 1.'yiz. Toplam otomotiv üretiminde ise Avrupa'nın en büyük 4. ülkesiyiz. Tesla'nın yani buraya gelmesi şuna yol açacaktır. Bizi Avrupa'da daha üst sıraya çıkaracaktır. Yani biz burada şimdi otomobil üretiminde 6. iken belki 5. üretici olacağız. Belki 4. üretici olacağız. Evet, çünkü Tesla Almanya'da elin 350 bin adet kapasite sahip bir araç fabrikası bulunuyor. Bu kapasitenin buraya gelmesi bizim toplam kapasitemizi %20 oranında artacak, ki %20 aslında tek bir şirketin artırması gerçekten büyük bir rakam. Dolayısıyla burada ben tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı çağrıyı önemli buluyorum. İnşallah bunun sonucu da ülkemiz için hayırlı olacaktır diye ummak istiyorum, ama tabii ki şu anda Tesla cephesi bu konuda hiç açıklama yapmıyor. Yani bu gizem şu an devam ediyor. Bekleyip göreceğiz. Bakalım neler olacak. Çok teşekkür ediyorum katkıların için. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.